Arkadaşım, sen de haklısın tabii. Bütün köyle ishal olurken bizim tırı Mahmut'un bu işten nasıl kurtulduğunu sen de merak ediyorsun. O kadar uzun yoldan geldik, çaylarımızı söyledik. Ben de anlatmaya başlayayım. Maraşlı bir okul arkadaşım vardı. Adı Fatoş. Fatoş okuldan sonra evlendi, çoluğa çocuğa karıştı. Bense muhtar olmaya karar vermiştim. Köyüme hizmet etmek istiyordum. Seviyordum bu işi. Fatoş da her görüşüp konuşmamızda gel misafirip ol der dururdu. Ben ise işten güçten, daha doğrusu muhtarlığın başımı açtığı belalardan bir türlü vakit bulup gidemedim. Bela dediysem de bu işin tadı tuzu canım. Neyse Fatoş'un çocukları olmuştu. Beni sünnet düğününe davet etti. Gitmesem ayıp olacaktı. Gitmeye karar verdi. Maraş'a gideceğim duyulunca Tır Mahmut sürekli yanıma geldi. Muhtarım aman elin boş gelme, aman elin boş gelme demeye başladı. Zaten bunun diline düşeceğine git başka yere düş. Neyse ben yine insanla gittim. Mahmut'un yanına gittim. Mahmut sana ne getireyim Maraş'tan dedim. Mahmut bana döndü dedi ki vallahi muhtarım eritmeden getirebilirsen dondurma getir dedi. Sanki anasının karnından dondurmayla doğdu. Neyse ben Maraş yoluna çıktım. Fatoş beni otogarda karşıladı. Sarıldık, kucaklaştık. Fatoş beni evine götürdü. Yedirdi, içirdi. Sabahı düğününü yaptık. Ardından bana dedi ki biraz daha Maraş'ta kal. Sana Maraş'ı gezdireyim dedi. Tabii o da biliyor. Muhtarlık işlerinden bir türlü çıkıp gezemiyorum. Tamam dedim. Taşköprü, Maraş Kalesi, Ulu Cami. Gezdik, dolaştık. Maraş'ın içine geldik. Fatoş bir bakkala girdi. Ben de onu dışarıda bekledim. Bakkaldan çıktım. Elinde küçük bir paket vardı. İçinde ise kınaya benzer yeşilimsi bir toz. Fatoş cebinden sigara kağıdını çıkardı. İçine bu tozdan biraz yerleştirdi. Tabii Fatoş bu illete okulda alışmıştı ama bu kadar da ilere gidebileceğini düşünmemişti. Kağıdı üçe katladıktan sonra alt dudağına yerleştirdi. Tabii o sıralar Cüneyt Arkın filmleri izliyoruz. Kara Murat filmleri mi? Hayır. Bu uyuşturucu kaçakçılarıyla, bağımlılarıyla uğraştığı dönemler. Komiser Cemil falan. Fatoş'a döndüm dedim ki, Fatoş, kızım sen deli dolu biriydin. Ama bu işe kalkışacağını da hiç düşünmemiştin dedim. Fatoş bana döndü dedik. Arkadaşım bu Maraşotu. Düşündüm. Yani hiç bu kadar cahil olabileceğim aklıma gelmemişti. Sonuçta bilmiyordum ne demek olduğunu. Fatoş anlatmaya başladı. Bizim burada asker kullanır. Biz de alır kullanırız dedi. Dedim o zaman bana da ver. Ben de bir bakayım. Sonuçta Fatoş'tan geri mi kalacaktım? Fatoş bana da sardı verdi. Ben onu hap gibi yuttum. İşte o an anladım hap yuttuğumu. O deyim gerçekleşmişti. Neyse. Yolda yürürken Fatoş bana dedi ki bunu ağzında hükmü gidene kadar çiğneyeceksin. Daha sonra atacaksın dedi. Dedim arkadaşım ben neyi atacağım? Çoktan yuttum. Arkadaşım başladı. Ana ben sana bunu söylemeyi unuttum. Eğer bunu direkt yutarsan ishal olursun dedi. Bunu bana der demez karnım guruldamaya başladı. Dedim arkadaşım bana bir tuvalet bul. Yoksa biz burada akşam edemeyiz dedi. Neyse çarşı içindeydik. Bir cami bulduk. Ben camiye gir çık gir çık gir çık. O günü orada ettik. Ben Maraş'ı gezemediğime mi yanayım yoksa arkadaşımı tuvalet köşelerinde beklettiğime mi? Neyse akşam oldu eve geçtik. Gideceğim gün geldi çattı. Fatoş'a dedim ki beni hediye alabileceğim bir yerlere götür. Kapalı çarşıya götürdü, Bakırcılar çarşısına götürdü. Gezdik dolaştık. O kadar Maraş'a gelmiş, hediyesiz dönmek olmazdı zaten. Ama her şey cep yakıyor. Ne kadar muhtar da olsan gelirin kadar giderin var. Gerisini de düşünmek zorundayım. Mahmut da ne yapacaktı bu kadar hediyeyi? Neyse biz bir kenara oturduk düşünmeye başladık. Fatoş o sırada cebinden Maraş otunu çıkardı. Aynı şekilde yaprağını katladı. Ağzına yerleştirdi. Ben de onu izlerken bir anda çakralarım açıldı. Aklıma bir cinlik geldi. Bilirim ki Mahmut'un küçüklüğünden beri kolu uyuşur durur. Buna şifa olacak bu ot dedim. O ara Fatoş'a söyledim ki Fatoş sen bu ottan bana 2 kilo ayarla dedim. Bana dedi ki arkadaşım sen bu otu ne yapacaksın? Dedim karışma. Ben bu otu şifa diye Mahmut'a yutturacağım dedim. Vay muhtarım, sen de az değilsin.
Onun bana yaptıklarının yanında bu hiç kalır. Neyse ben köyüme geldim. Kahveye geçtim. Oturdum. Mahmut koşu koşu yanıma geldi. Çok sevinçli tabii, hediye getirdim ona. Dedi muhtarım çıkar bakalım hediyelerini. Çantamdan çıkardım. Otu masaya yerleştirdim. Açtım ağzını gösterdim. Mahmut ilk başta burun kıvıracak oldu. Sanki ömründe çok hediye görmüş de bunu burun kıvırıyor zaten. Neyse ben bu otun faydalarını anlatmaya başladım. Bu ot kansere, ülsere, gribe, el, kol, diz, bacak, göz ağrılarına birebir dedim. Kaç gün Maraş'ta kaldım. Hiçbir insanoğlunun elinde bir baston görmedim dedim. Tabii bunu ben kahvede anlatıyorum. Köylü bunu duyar duymaz hemen başım yüze düşüştü. Zaten ne kaybettiysem hep iyiliğimden kaybetmişimdir. Oradan anlatılacak iş mi? Neyse başladılar. Bunu Mahmut almayacaksa biz alalım. Biz bastonlarımızdan kurtulalım demeye. Eve de götürelim. En azından kurtulsun herkesleri demeye başladılar. Neyse o kargaşa içinde Mahmut kulağıma bir şeyler fısıldadı. Dedim sen ne diyorsun? Bu ot ölüyü diriltir. Neyse o kargaşaya içinde bir baktım ki bizim Fadime kahve tepsisini eline almış, otu dağıtmaya başlamış. Ben o ara bir şeyler alacağını anladım. Ve yorgunum, yoldan geldim deyip evime geçtim. Ertesi gün kapım çalar durur. Neyse açtım kapıyı. Neymiş de bizim köylü komple sel olmuş. Sudan sebep mi, salgın mı var bunu bulmak istemişler. Muhtar bana dedi ki senin motosikleti alalım. Gidelim ilçeye bunu bildirelim dedi. Dedim sen dur. Ben bunun neden olduğunu biliyorum. Hemen camiye gittik. Bir anons verdik. Dedim ki ishal olanlar camiye gelsin. Tabii kimse gelmedi. Millet tuvaletin kapısını bekliyordur. Nasıl gelsinler? Sen de haklısın. Güzel tespit yaptın. Neyse. Bir daha çıktım camiye. Dedim ki bu sefer muhtar Nehime'den yani benden ot alanlar kahveye gelsin dedim. Bir kişi geldi. Kim? Düşünmesi zor olmamalıydı. Tırı Mahmut. Evet Mahmut. Neyse ben köylünün kapısına birkaç adam yolladım. Ha, bu otu nasıl kullandıklarını sormalarını istedim. Baktım ki herkes benim gibi yutmuş. Neyse ki tek düz mantık düşünen ben değilmişim. Bunu anladım ve biraz sevindim tabii. Neyse Mahmut'la konuşurken Mahmut'a sordum. Mahmut dedim sen bu otu nasıl kullandın? Mahmut dedi ki ben bunu biraz ektim dedi. Nasıl yani dedim. Neden yutmadın dedim. Ben bunu salatalığa tuz eker gibi ekileceğini düşündüm dedi. Öyle kullandım dedi. Yanlış mı yapmışım dedi. Yo Mahmut dedim doğru yapmışsın. Peki sen bundan bir fayda gördün mü dedim. Mahmut dedi ki hayır sadece biraz kaşıntı yaptı. Ama biraz daha olsaydı iyi olurdu dedi. Bir daha gelirsen fazla getirmeyi unutma dedi. Ama sadece bana getir dedi. Ben dedim ki tamam Mahmutcuğum tekrar görüşmek üzere dedim. Yanaklarımdan öptü. Kaşına gitti.